Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizdə görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərləri huzurunuza sunuşub tərişimiz. Qanamızı da qıtanlar ekranımız olsun. Xitay bilan Rusiya Birmedəki qırğınçılıqda mühim rol oynayan BDT'nin müstakil kişilik hukuk mütəxəssisi elan qılğan dokumentdə Rusiya bilan Xitayning Birma harbiy hakimiyetini qural bilan ta'minlab, fuqarolarni qirg'in qilishda muhim rol o'ynaganligi oshkorlandi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, BDT'ning Birmadagi kishilik huquq alohida dokladchisi Tom Andervis 22 fevral bu haqda bir doklad e'lon qilgan bo'lib, dokladda Xitoy va Rossiyaning Birmaning harbiy hukumatiga 2018 yildan boshlab setib bergan qurollarning turlari ko'rsatilgan. Bu qurallar kürəşçi ayroplan, Bronevik, balistik başqurulduğun bomba sistemisi və köçmə müdafiə sistemisi qatarlıqlarını öz içiga aldı ekan. Xitay bilan Rusiya bu qurallarının puxralarga hücum qilishqa işiltildiganligini eniq bildi ekan. Undan başqa Serbiyamı raketa zambiraklarını Birma armiyasiga təminləb bergan. Dokulat e'lon qilingandan keyin Xitay, Rusiya yoki Birma harbiy hukumatı bununqa hech qandaq inkas bildirmagan. Mazkur dokulat yana Belarusiya, Ukraina, Pakistan, Koreya va Isroiliya qatarliq bir necha davlatning ismi tilga olingan bo'lib, ularning hammasi Birmaning g'arbiga joylashgan Rahin o'lkasidagi Rohingya musulmonlarga zarb berish harakati boshlangan 2018 yildan boshlab Birma armiyasini qurol bilan ta'minlagan. Bostirish harakatida 700 mingdan ortiq Rohingya musulmonlari Bengalga qo'g'lab chiqarilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Birmadagi harbiy siyosiy o'zgarishni hukumatni o'zgartirib qurish deb atab kelgan. Rusiya mı bu vaqani Birmaning ichki ishi degan. Undan boshqa Xitoy bilan Rusiya xavfsizlik kengashidagi ta'siridan foydalanib, BDTning Birma siyosiy o'zgarishi to'g'risidagi inkasini to'vallatishga urinigan. Dokladning oxirida Birmaga qurol-yarog' yetkazib, fuqarolarni o'ldirishning insonning vijdonini haqiqatan azoblaydiganligi qayd qilingan va BDT xavfsizlik kengashi jiddiy yig'in chaqirib, Birmaga qurol yetkazishni cheklash haqida qaror chiqarishga chaqirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Birmada bultur 2 oydagi siyosiy o'zgarishdan buyon harbiy hukumatga qarshi harakatlarda kam deganda 1560 odam qazo qilgan. Xitoy birliksab yig'inidimi islom dinini xitoylashtirishni qayta ta'kidladi. Atalmış Uyg'ur Abdum rayonlik birliksab bo'limi yig'in ochib, Xitoy Kompartiyasi 20-nji qurultayining g'alibalik ekilishi uchun islom dinini xitoylashtirish siyosatida davomli chiqim turish kerakligini qayta ta'kidladi. Xitay tashviqat organi Tangritog' to'g'rining bugungi xabarida bildirilishicha, atalmış Uyg'ur Abdum rayonlik birliksab bo'limi va Millatlar ishlari komitetining amaldorlari Urumchida yig'in ochib, Xitay Kompartiyasi 20-nji qurultayining g'alibalik ekilishi uchun islom dinini xitoylashtirish yo'nalishida chiqim turish kerakligini yana bir qatim ta'kidlagan. Xitay doiralari 2017 yil 13 ayda islom diniga munosabatlik yangi bir qonunni tuzib chiqqan bo'lib, mazkur qonunning tuzilgan nusxasi Xitay o'lkalaridagi islom jamiyatlariga tarqitib berilgan edi. Va 2018 yildan 2022 yilgacha bo'lgan 5 yil ichida islom dinini xitoylashtirishning qonunlashtirilganligi tunji qatim oshkorlangan edi. Xitay mazkur planga asosan islom diniga qarshi terror siyosatini tez sur'atda ijro qilishga boshlagan bo'lib, Sharq Turkistonda hozirga qadar 16 mingga yaqin masjid chiqib etilgan yoki buzib etilgan. Saqolgan bir qism masjidlar boshqa faoliyat sorunlariga o'zgartirilgan. Undan boshqa dinga aloqador barliq ish-harakatlar to'liq cheklangan bo'lib, xalq islom dinidan butunlay voz kechishga majburlangan. Atalmish Uyg'ur Abdum rayonlik partiya komitetining muavin sekretari Jang Chullin bilan birliksab bo'limining boshlig'i qo'rchoq amaldor Zumrat Ubul mazkur yig'inda so'z qilib, diqqatni Jung'ho millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashga markazlashtirish kerakligi, bu vaqtdagi tashviqotni kuchaytirib, islom dinini xitoylashtirish yo'nalishida chiqim turib, partiyaning din xizmati nazariyasi va siyosatlarini umumiyuzlik izchillashtirib, dinni sotsializm jamiyatiga uyg'unlashtirishda chiqim turish kerakligi haqida jar solgan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan diniy bostirishlari xalqaro jamiyatning kuchlik ayiblashiga duch kelgan bo'lsa-mu, biroq Xitoyning yanada bu terror siyosatini davomlashtirishni ta'kidlab atganligini, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatidan texicha voz kechmaganligini, Sharq Turkiston xalqining bundan keyin bu jihatdan qattiq besimga duch kelishi mumkinligini bildirishmoqda. Shundaqla muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqi va tashkilotlarining Xitoyning jinoyatlarini to'xtatish uchun turli harakatlarni texnik kuchaytirishi kerakligini ta'kidlashmoqda. Xitoy Rossiyaga qaratilgan jazoga qarshi turadiganligini e'lon qildi.
Rusya Ukrayna meselesinde iniq ifade bildirmegen Xitay rejimi Garib ellerinin Rusya'ya qaratqan cezasıga qarıştırdığanlığını ilan qılğan bolup, berilgen cezanı qanunsız dep dava qılğan. Fransiya Xalqara Radiosunun xabarida bildirilishicha Xitay Tashqi İşlar Ministerligi bayonatchisi Hua Chunying Yevropa, Amerika qatarlıq Garib devletlerinin Ukrayna meselesinde Rusya'ya qaratqan cezasıga qarata ifade bildirip, Xitayning bu vaqtdagi meydanını aşkarlığan. Ve ceza yürgüzüşünün meselini ünümlük hal kılış yolu emestikini Xitayning her qandaq bir tarafleme kanunsuz ceza icra kılışkı karıştırdığanlığını dava kılgan. Hua Chunying Taşkı İşler Ministerliğinin kararlık muhbirlerini kütüveliş yığınıda alaqadar taraflarının estaidil oylanıp sökbet ve kengiş arqılık meselini hal kılışkı tirişini ümit kıldığanlığı Amerika Qatarlıq bir kısım devletler yolu koygan bir tarafleme ve kanunsuz cezalarının alaqadar devletlerde iqtisadi ve xalq turmuşuğu iğir qiyinçiliklerini elip kilidiğanlıqı haqqıda jarı salgan. Şunlıqla her qaysi devletler Ukrayna meselesi ve Rusya bilen bolgan münasibetini bir taraf kılganda, Xitay ve başka taraflarının kanunluq hukuki ve menfaatiga ziyan yetkizmesliki kerektigini bildirgen. Amerika, Avrupa İttifaqı, Japonya qatarlıq köpligen devletler seyşembe günü Rusya'nın Ukrayna'nın şarkıdaki bölüngen rayonunun müstakillikini ilan kılganlıqı ve asker kürgüzgenliki sebeplik, Rusya'ya karata ceza yürgüzgenlikini cekarlıgan idi. Ve eğer Rusya Ukrayna'ya tecavüz kılıp girse, bunun dinkin tıxım okup hareket kollandığanlığı doğrusu da keskin ifade bildirgen idi. Məlum bu işçe Amerika, Avrupa İttifaqı, Kanada ve İngiliya qatarlıq devletler banki ve muhim şahıslarını nişan kılgan ceza planını ilan kılgan. Germaniya bolsa Rusya'nın asaslıq tabii gaz turubu yolunu toxtatqan. Rusya Ukrayna'ya resmi harbi hareket başladı. Rusya Prezidenti Vladimir Putin bugün iğir tehditini yoktuş için Ukrayna'ya alahide harbi hareket başlaş hakkında buyruk düşürgenlikini, maksadının Ukrayna'nı harbisizleştiriş işgenlikini ilan kıldı. Putin seherde sözlügen televiziya nutkada özünün başkıtallışı kalmağallıqını, amalsız bu hareketini kozgallıqını, hareket dairesinin hazırki namalum işgenlikini bildirgen. Ve maksadımız yakınki 8 yıldan beri zomigerlikke ve irqi qırğınçılıkka uçurgan xalqını qoğdaş. Bunun için biz Ukrayna'nı harbisizleştirişke ve natsistlaştırışka tirişimiz degen. Rusya hükümeti 2014 yılı Rusperest bölgünçü küşler kontrol kılgan rayondaki xalqının irqi qırğınçılıkka uçurganlıqını dava kılıp gelgen. Ama Ukrayna bolsa bu ayıplaşının kılcı asası yokluğunu, belki Rusya'nın Ukrayna'yı tecavüz kılıçtaki bahanesi işkerlikini tähkitlep gelgen. Reuters agentliğinin haberde malum buluşça, Ukrayna hükümeti tünügün Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk rayonundan başka barlıq caylarda ciddi halet başlanğanlığını ilan kılgan idi. Ciddi halet 30 gün devamlaşıdığan bulup, alaqadar kanunlarga asasen yana 30 gün uzartışkı buludikken. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Ukrayna İçki İşler Ministerliği Rusya'nın hücumunda 8 kişinin hayatından ayrılıp, 9 kişinin yaralanğanlığını bildirgen. Ukrayna armiyesi mod Luhansk rayonunda Rusya'nın 5 ayroplanı bilen bir tik uçarının etip düşürülgenlikini ilan kılgan. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği bu aktiki yazım bayanatı da Ukrayna'nın Rusya'nın ayroplanını etip düşürüvetgenlikini inkar kılgan. Xitay'nın Japonya diplomatını tutup gelişi diplomatik davalğuş payda kıldı. Xitay dairelerinin Japonya'nın Beijing'de turuşluk baş elçixanasının bir diplomatını kısqa vaqt tutup duruş vaqası Xitay bilen Japonya otursa da diplomatik davalğuş payda kıldı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Japonya'nın muavin taşqı işler vaziri Takeo Mori 22 fevral keşte Tokyo'daki taşqı işler vazaretiye Xitay'nın Japonya'da turuşluk baş elçixanasının vaqtlıq vekili Yang Yun'u çakırtkan ve Xitay'nın Japonya diplomatını kısqa müddet tutup geliş kılmışıgı narazılıq bildirgen. Şunun bilen birge Japonya'nın Xitay'da turuşluk baş elçisi Hideo Tarumi Seyşembe keşte Beijing'de Xitay Taşkı İşler Ministerliği'ye berip narazılıq bildirgen. Japonya emeldarları Xitay'nın bu kılmışının Viyana diplomatik münasibet ahdinamesi'ye xilap ikenlikini bildirgen. Ve Xitay'dan Japonya tarafından keçürüm soruşunu bu xil vakalarının kayıtı 101 işinin aldığını ilişini talep kılgan. Bildirilişe Xitay'nın Japonya'daki baş elçihanesi Japonya'nın narazılıqını ret kılıp, mezkur diplomatının salahiyetiga mas kelmeydigan hareketlerini kılganlıqını, Xitay'nın onu Xitay kanunu boyunca tekşürüvatganlıqını dava kılgan. Xitay'nın Japonya'daki baş elçihanesi yana Japonya'nın arılışını kabul kılmaydıganlıqını bildirgen. Japonya taratqularının haber kılışça Japonya'nın Beijing'daki baş elçihane hadimi düşenbe çüştünkin Beijing'de tuyuksız Xitay dairler tarafından tutup getirilgen ve bir neçe saat sonra kılıngan dinkin koyup berilgen.
Xitay yoki Yaponiya taraf tutqun qilingan diplomatning ismi yoki o'rnini, shundaqla uning nima sababdan tutib ketilganligi va tekshirilganligini oshkorlamagan. Yaponiyaning Beijingda turishlik bosh elchixonasi e'lon qilgan bayonotda qo'lga olingan Yaponiya diplomatining ayni vaqtda normal diplomatik vazifa ijro qilayotganligi bildirilgan. Xitay tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying chorshanba o'tkazilgan qarorlik muxbirlarini kutib olish yig'inida Yaponiya diplomatining tutib turilishi to'g'risidagi savolga javob berib, uning Xitoyda o'z salohiyatiga mos kelmaydigan harakatlarni qilganligini ayiblagan. Xitoy bilan Yaponiya Osiyodagi zo'r iqtisodiy qavatlardan bo'lib, Xitoy Yaponiyaning eng cho'ng savdo sherigi bo'lib hisoblandi. Ammo ikki taraf o'rtasidagi Sharqiy Xitoy dengizidagi Sinkaku orolining egalik huquqi masalasida talash-tortish bor bo'lib, Yaponiya yaqinqi yillardan buyon Amerika bilan bo'lgan ittifoqdoshlik munosabatini kuchaytirganligi kishilik huquq qatorliq masalalarda Xitoyga qaratilgan tanqidlarni kuchaytirganligi sababli Xitoy bilan munosabati uzluksiz yiriklashgan. Rossiyaning harbiy harakati neft va oltin bahosiga ta'sir ko'rsatdi. Rossiya armiyasining Ukrainaning sharqida harbiy harakat boshlashi neft va oltin bahosining o'rlab ketishini keltirib chiqardi. Turkiya Avazi radiosining xabarida bildirilishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning sharqidagi Donbassda alohida harbiy harakat ijro qilish qarorini e'lon qilgandan keyin 1 varil Brent neftining bahosi 3% dan ortiq o'sib, 2014-yildan buyon tunji qatim 100 dollarga o'rladi. Putinning harbiy harakat qarori rayonning energiya bilan ta'minlanishida qarshilik ko'rilish andishasi paydo qilgan. Undan boshqa Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi jiddiylik oltin bahosining o'rlab ketishini keltirib chiqargan bo'lib, oltinning unsiya bahosi 2% ga yaqin o'rlab 1944 dollarga yetgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.